Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Trend YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere örgü saç bandı modelinin yapılışını anlatacağım. Anlatmaya başlamadan önce bu şekilde videolar çekip sizlerin karşısına gelebilmem için desteğinize ihtiyacım var. Desteğinizi göstermek adına lütfen YouTube kanalıma abone olun ve videolarımı beğenip arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Dilerseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar önce saç bandımı size bir göstermek istiyorum. Şu şekilde bakın. Burası sizi yanıltmasın. Buranın sırrı dikişinde gizli. Onu göstereceğim sizlere. Örgümüz sadece haroşadan oluşuyor arkadaşlar. Bakın sadece haroşa. Çok kolay. 1 saate yakın bir sürede bitirebilirsiniz. Bakın ben 4 numara şiş kullanacağım. İpimi de göstermek istiyorum. Markası fark etmez. Orta kalınlıkta bir ip benimki. Evet, hemen ilmek atarak başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben 20 ilmek yapacağım. Siz daha kalın olmasını, kulaklarınızı kapatmasını isterseniz 25 ilmekle başlayabilirsiniz. Evet, 20 ilmeğimi attım. Arkadaşlar burada ilk ilmeğimizi her zaman örüyoruz. İlk ilmeğimizi örerek başlayalım. Ben haroşaları arkadan alıyorum. Bu şekilde. Sizler önden alarak da yapabilirsiniz. Son ilmeğimi de aldım. Şişimi çevirdim. Bakın kenarındaki şu görüntüyü oluşturmak adına şu görüntüyü ipimizi bu tarafa aldık. İlk ilmeğimizi örüyoruz. Bu şekilde haroşa örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın ben 55 sıra haroşa ördüm. Ben bunu 8 yaşındaki kızım için yaptım. Onun kafasına ölçerek yaptım. Sanırım küçük bebekler için 50 sıra, yetişkinler için ise 75-80 sıra haroşanın yeterli olacağını düşünüyorum. Başınıza ölçerek de bunu ayarlayabilirsiniz. Bakın. Evet, kesme işlemini göstereceğim size. Kesme işlemini yaptıktan sonra nasıl dikildiğine bakacağız. İki tane ilmeğimi birlikte alıyorum. Bu şişimdeki ilmeği tekrar örmeden diğer ilmeğime geçiriyorum. İki tane ilmeğimi birlikte alıyorum. Bu ilmeği diğer şişe geçiriyorum. İki tane ilmeği birlikte alıyorum. Bunu tekrar öbür şişime geçiriyorum. Ve bakın kesme işlemi gerçekleşiyor. Kesme işlemini bitirdim. Şişimi çıkardım. Şu kadar dikmek için bir ip bıraktım. Bunu böyle geçiriyorum. Şimdi dikiliş aşamasına geçelim.
Bakın arkadaşlar, tam şöyle şu baştaki ipi karışmaması adına bunu buradan bir keseceğim. Bakın. Bunu bunun içinden, bunu da bunun içinden geçirdim. Tekrar göstermek istiyorum. Bu şekilde ortalıyoruz. İkiye katladım. Ve iç içe geçirdim. Şimdi bunu dikeceğiz. Arkadaşlar dikerken şu dördünü de alalım ki modeli çevirdiğimizde düzgün bir görüntü ortaya çıksın. Modelimiz çok kolay. Ben 1 saate yakın bir sürede bitirdim. Sizler ister kendinize, ister çocuklarınıza, yakınlarınıza yaparak hediye edebilirsiniz. Satabilirsiniz. Para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü yapması oldukça kolay. Bakın, diktim. İpimi kopartmadan önce bir kontrol edeceğim. Çevirdim. İşte gördüğünüz gibi modelim ortaya çıktı. Bakın. Tekrar çevirip ipimi sağlamlaştırdıktan sonra bunu kopartacağım arkadaşlar. Kopartıyorum. Evet, diktim. Modelimi çevirdim. Bakın gayet gösterişli ve kolay bir model oldu. Bakın arkadaşlar. Çok güzel oldu. Dediğim gibi 1 saate yakın bir sürede ördüm. Başlarken 20 ilmekle başladım. 55 sıra haroşa yaptım. Dediğim gibi ben bunu 8 yaş için yaptım. Bebekler için 50 sıra haroşanın yeterli olacağını düşünüyorum. Başınıza ölçerek de kendinize uygun bir şekilde yapabilirsiniz. Çok güzel, çok şık bir model oldu. Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.